yaşarsın. Kaşım gözümden çok bir parça. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadım. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem annem sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem annem gel üzülme. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili kahve yine bağlıyorum. Bir anneler gününde böyle bir yayın yapmak. Tülin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yayına böyle bir anneler günü, Candan Erçetin çok severim. Bir anneler günü müziğiyle başlayalım dedik. Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Serpen Bey, beni ağlatırsanız yayını kiminle yapacaksınız? Yok, ağlatma yok. Ağlatmayacağız. Bugün güzel, sevinçli haberler vereceğiz insanlara. Pozitif motivasyon vermeye çalışacağız. Sizi tanıyacağız. Kahve'yi tanıyacağız. M-Date'den biraz bahsedeceğiz. İnsanlar sıkıldı açıkçası evde durmaktan. Yoruldular da biraz. Sağlık çalışanları da yoruldu, yorulduk. Ama feda olsun. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi yavaş yavaş da toplanıyor insanlar. Bir yandan şimdi sizin bildiriminiz de gidecek. Sizin takipçileriniz, bizim takipçilerimiz. Zaten duyurusunu yapmıştık. Bu güzel pazar gününde, bilmiyorum şu anda ben Kayseri'de günlük güneşlik bir hava görüyorum. Evet, ben de güneşli bir Eskişehir gününden size merhaba diye başlayacak. Harikasınız. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Tanıyalım. İsmim Tülin. Tülin Pınar Eser. Eskişehir'de aile hekimi olarak görev yapıyorum. Benim de bir acil tıp geçmişim oldu. 112'de görev yaptım bir buçuk yıl. Öyle mi? Demin onu düşündüm. Gerçekten çok zor bir iş sizin yaptığınız. Hep çalışırken orada şunu düşünüyordum. Yani çoğu zaman hastalar acile gelirler ve orada bir ekip hazır durur. Fakat 112 bambaşka bir şey. Siz hastaya hastaneye götürüyorsunuz. Doğru. Acayip dramlar görüyorsunuz. Çünkü hasta acile geldiğinde sadece hastayı görüyorsunuz ama 112 gittiğinde evini de görüyor. Aynen öyle. Yeri gelmişken söyleyeyim, hepinize bol şans, başarılar diliyorum. İnşallah birilerinin çok ağır hastaları olmasın hiçbir 112 çalışanının, hiçbir acil çalışanının. Devam etmek gerekirse çok şükür bugünümü kutlayan iki tane çocuğum var. Biri 16 yaşında. Maşallah. Sağ olun. Diğeri de 5 yaşında. Pınar isminde iki evladım var. Antakya'dayım ben. Ailem orada hala. Benim de bir erkek kardeşim var, Ahmet. O da Trabzon'da kurum hekimliği yapıyor. Çok güzel. Memur ailenin doktor çocuğuyuz. Harika. Antakya, o zaman ben de Kahramanmaraşlıyım. Bizim yemek kültürlerimiz benziyor birbirine. Evet, yani bu aslında Ege'li olup böyle biraz daha sağlıklı yaşamayı da isterdik tabii de. Biz de sağlıklıyız canım. Evet, yani bulamasak salataya bulgur koyan bir yerden geliyoruz. Çok enter. Ona da kısmı diyoruz. İşte... Aynen öyle. Onun dışında kendimle ilgili söyleyebileceğim şeylerin başında tabii kahev geliyor. Siz evet. De eminim orayla gurur duyuyorsunuz. Ben de içinde bulunduğum grupla, bu grubu oluşturan herkesle ve yaptığı işlerle çok gurur duyuyorum. Kahev değil, öyle. Biraz kahve anlatabilir misiniz? Nasıl kuruldu, nasıl başladı? Bilen arkadaşlarımız var ama tekrar bir sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet, Kahve'nin çok güzel bir hikayesi var. Biz aslında Doktor Anneler diye bir grup vardı Facebook'ta. Doktor babaların karşıtı olan.
Ay, önce doktor anneler vardı diyormuş. Evet. Biz onu. Doktor anneler grubunda bir doktor hanım, hala şu an kayevin içinde kendisi. Bir doktor hanım sahibi bir öğrenci için bizlerden yardım istedi o grupta. Ya, inanılmaz bir katılım isteği oldu. Ben de katılmak istiyorum, ben de yardım etmek istiyorum diye. Derken o gece herhalde diyorum Allah tarafından. Çünkü benim kızım 9 aylıktı o zaman. Yani gerçekten cinnetin çok sınırlarında gezdiğim bir dönemdi. Demet'in de çıktı ama biz Demet'le beraber o postun altında o katılmak isteyen arkadaşları birdenbire organize ederken bulduk kendimizi. Baktık. Spontane gelişti yani açıkçası o organizasyon kısmı. Kesinlikle evet, ilk bursiyerimizle beraber işte önce bir WhatsApp grubu olduk. Devasa bir katılım isteği olunca Facebook açtı Demet. Biz kuralları koyduk falan. Ardından baktık ki biz bunu iki kişi halde demeyeceğiz ve çığ gibi büyüdü ekip. Birdenbire bursiyerlerimiz arttı. İşi gücü bıraktık. Biz bursiyerler belgelerle ilgilenmeye başladık ve gördük ki gerçekten herkes güvendiği birilerinin eliyle yardım edebilmeye çok açmış Evet. şeyler oldu. Ve öğrencilerden de bize çok güzel dönüşler oldu. İnanılmaz yani, çocuklara bir güven geldi. Benim bir bursiyerim demişti ki sosyal bilimler lisesine giden çok zor durumda bir öğrenciydi. Benim buradaki bursiyerlerimden. Hep bana gelir, o aldığı iyi notları gösterdi. Bana hani daha iyisini yapacaksın. Gerçekten sevinç, ben sana güveniyorum falan diyerek hep onu ümitlendirerek ilerliyordum. Bir gün bana geldi, dedi ki bu kız da sıfır İngilizceydi. Geldi dedik, ha, bana şey dedi, sosyal bilimler lisesi gideceği yer biraz da uzak bir yerde. Dedi ki bana, ben yer seçiyoruz. Dedim ki bak Sevinç, burası çok uzak, servisle çok uzun sürecek yolun. Hayır olsun dedi, ben yolda o günün dedi ödevlerini, derslerini yetiştirebilirim. Bence dedi daha iyi olur dedi. Ve ben Sevinç bunu söylediğinde dedim ki Sevinç, Sevinç sen ne istiyorsan olabilirsin. Yani sen kızım ne istiyorsun? Sen olursun dedim Sevinç. Yok yani, gerçekten pırıl pırıl çocuklar. İşte o Sevinç bir gün bana geldi, dedi ki bugün dedi biz dedi size İngilizce öğretmenin sözlüğe kaldırdı dedi. Ama dedi önce sordu gönüllü katılmak, yani kalkmak isteyen var mı demiş öğretmen. Kimseye kaldırmamış. Bakmış Sevinç şöyle etrafa, kimse istemiyor. Kendi kendine ne demiş biliyor musunuz? Ya demiş, onun takımında 9 tane doktor arkadaş vardı, biliyordu Sevinç. Ya demiş, benim arkamda 9 tane kadın hekim var demiş. Ya bu sınıftan ben kalkmayacağım, kim kalkacak sözlüğe demiş. Harika. Dedi. Çok duygulanmıştım ben. O Müthiş. yüzden evet, güzel şeyler yapıyoruz. Spontan gelişiyor ama öğrencilerimizi çok güzel değerlendirerek seçiyoruz. İyi işler olacak. 2000 Sizlerle. eyvallah. 2017'de ilk herhalde fikrin ortaya çıkması değil mi yani? Evet, o post 2017. Sonra işte çalışmalar. Baktık büyüyoruz. Bu işin bir adı olsun. Sonuçta hani parayla ilgili bir şey yapıyorsunuz ve yanlış anlaşılmalara açık olmaması gerekir. Biz en ağırını seçerek vakıf olmaya karar verdik. Evet. Zor, çok uzun süre bekledik gerçekten onayı ve bir yılbaşı sabahı 31 Aralık 2018 tarihinde güzel haberi aldık. Resmi gazetede tescilimizle vakıf olduk. Harika. Biz sizi ilk başladığınız günden beri aslında takip ediyoruz. Bizim sürecimiz de benzer yollardan geçiyor aslında. Sosyal medyanın hekimler arasında da daha fazla kullanılmasıyla aslında bu tip projeler gün yüzüne çıktı. İnsanların belki de senelerdir düşündüğü birliktelikler daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Biz de tanımayanlar, bilmeyenler Kahev camiasından belki varsa Herhalde söylemek isterim. beyti bilmeyen yoktur diye düşünüyorum Evet, ama. biz de açıkçası yeni mezun hekimlerin bir ihtiyacı olarak grupları kurmaya başladığımızda İlk olarak bir WhatsApp grubuna davet edildik. Ondan Kesinlikle. sonra yani bir forumda yazarken WhatsApp grubuna davet edildik. Kendi WhatsApp gruplarımız vardı. Vaka bazlı değil ama daha çok tercih bazlı WhatsApp gruplarımız vardı. TUS tercih dönemlerinde aktif olan gönüllü bir danışmanlık hizmeti verilen bir kendi içimizde abi kardeş ilişkisiyle bir şeyler yapıyorduk. Çok güzel şey. Sonrasında Sen çok ciddi ihtiyaç çünkü.
Kesinlikle hala var. Hala devam etmeye çalışıyoruz kendi işte fırsat bulabildikçe. Tabii sonrasında ben acil uzmanı olduğum için birçok arkadaşım da yine acilci, acilde pratisyen, acil uzmanları vesaire, acil asistanları. Biz böyle bir acilci camiası olduğumuz için vakalarda daha çok acil yönünde sorulmaya başlandı ve biz o grubu büyüttük. Sonrasında çok büyüdü ve dediler ki yani bu neden bir yazılı kaynak haline gelmesin? Sonrasında acil hekimin etiyorlar Facebook grubu fikri ortaya çıktı. Ardından taburcu.net geldi. Bunların hepsi hani bilimsel ağırlıklı vaka paylaşımlı gruplar ama bir seçmeden geçerek o gruplara girebiliyorsunuz. Daha çok tıbbiyeli arkadaşlarımıza yönelik bir grup hevesi oldu ve şu an 36 bin kişiye ulaşıldı. Dün tekrar baktık. Ciddi bir vaka paylaşımı oluyor. Ve buradan da bir sosyal aslında içerik oluştu. Sonrasında da neden bir sempozyum yapmıyoruz ki deyip biz yeni mezun hekimlerle sempozyum yapmaya başladık. Dördüncüsünü en son koronadan önce başarabildik çok şükür Gaziantep'te. Orada da beraberdik zaten Kahir'le. Bir aradaydık. Çok güzel bir zaman geçirdik orada. Sizinle de tekrar tanışma şansımız oldu. Ve sonra yolumuz nerede kesişti? Dön dolaş COVID'e geldik. COVID'in ilk günlerini biraz anlatabilir misiniz? Siz kendi Eskişehir fazlıyla bir anlatabilir misiniz? Neler yaşandı, ne yaptınız? Şöyle anlatayım. Bir sabah arabama bindim. Mesaiye gidiyorum. Baktım ki o benim arabayla geçtiğim vızır vızır yolda hiç kimse yok. Bomboş. Sanki şehre böyle bomba atılmış gibi. Evet. Açık söyleyeyim ben çok hüzünlendim ve arabada ağladım. Korkudan mı, üzüntüden mi bilmiyorum gerçekten. Çok dramatikti yani ben çok korktum başta. Kendi adıma, ailem adına, ülkem adına bizi nelerin beklediğiyle ilgili çok ciddi kaygılarım vardı. Fakat birdenbire çok hızlı yazışmalar, çok hızlı resmi yazılarla bir şekilde organize olduk ve ben inanıyorum buna. Ya zannediyorum ki bütün dünya da buna şahit oldu ve artık gördü. Hekimler, sağlık çalışanları kesinlikle zaten çok pratik zekalı insanlarız. Bir şekilde kendimizi tescil etmiş durumdayız, evet. Fakat bütün dünyadan daha farklı bir yanımız olduğu çıktı ortaya. Bizler, yani herkes tabii cansiperane çalışıyor ama bizler zaten böyle çalışıyormuşuz. Bunu gördük. Yani, Evet. hatta o kopacağını düşündüğüm kıyamet, yani çapını çok büyütmüşüm gözümde diye düşündüm ve sonradan uyandım ki aslında dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse bizim gibi çalışmıyormuş zaten. Değil Merak mi? ediyorum o yüzden yani böyle hani gelen hasta sayısı falan bunlar çok bilmiyorum nöbet tutan arkadaşlarımın hepsinden Allah razı olsun. Hepsine Allah güç kuvvet versin. Ailelerine, kendilerine sağlık sıhhat versin. Anne babalarının ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Gerçekten. Ben nöbet tutan bir hekim değilim aile hekimi olduğum için. Tutan aile hekim arkadaşlarım. Bu süreçte Eskişehir'de ben korktuğum şeyi yaşamadım. Çok şükür. Yaşamamak için elinden geleni yapıyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Etrafıma da dikkat etmeyen kişileri de olabilen en yumuşak ses tonumla ikaz ediyorum açıkçası. Harika. Biz de tabii birçok dediğiniz gibi hızlı bir organizasyon olması işimizi çok kolaylaştırdı. İlk birkaç gün herkes çok sert bir darbeyle karşılaştığını tahmin ederken daha kolay geçirdik belki de. Tabii ki kayıplarımız oldu. Açıkçası biz oradan da projeye biraz geçmek istiyorum. Uzun zamandır Emniyet hekimleri, emniyete gönül veren arkadaşlarla kendi aramızda konuştuğumuz bir şey vardı. Ya bizden sonra ne olacak? Yani biz sonuçta emeğinin karşılığıyla çalışan, fiziksel gücüyle, eforuyla, beyin gücüyle çalışan insanlarız. Bize bir şey olduğu zaman, Allah korusun, hiç kimseye hiçbir şey olmasın ama öyle bir durum olduğu zaman tabii ki devlet memuruysa işte emeklilik vesaire var ama yani bu çocuklarımız geride kaldığı zaman onlarla kim ilgilenecek? Kim sahip çıkacak? Kim abilik yapacak? Kim ablalık yapacak? Kim
Onların Evet. belki gözünün yaşını silecek gibi Evet. bir şeyimiz var. Tabii ki akrabaları var herkesin. Tabii ki soyu sopu var ama bir taraftan da biz biraz yalnız bir meslek mensupları olarak düşünüyorum. Evet. Çünkü diğer meslek mensuplarının hemen hemen herkesin çok sıkı örgütlenmiş yapıları var. Yani bir şekilde destek görebildikleri vakıfları, dernekleri, çok sıkı meslek örgütleri olabiliyor. Bununla ilgili fonları olabiliyor vesaire. Başka tür onların hakları olabiliyor. Biz hekimler biraz daha o konuda eskiden, belki eskiden gelen bir adet olarak hekimler biraz birbirine daha yalnızlaşmış, daha kendince çalışan insanlar. Düşünüyorum. Gerçekten çok ciddi bir koşturmacanın içindeyiz. Yani 5 dakika boş zamanımız olmadan mesai yapıyoruz. Yani bu sadece Covid zamanı için değil, yani hep bu böyleydi ya. İş yerinde işten başka bir şey yapabilen bir sağlık çalışanı var mıdır ki acaba? Bilmiyorum yani. Bunlara zaman ayırmak gerçekten bizim için inanılmaz zor bence. Evet. Ya tabii onun da etkisi var. Onunla beraber bizim biraz daha dediğim gibi yani eskiden gelen şeyler olması lazım. Çok gelenekselleşmiş bu tip kurumlarımız olmadığı için de belki. Sayısal olarak da yetersiz olduğumuz için dediğiniz gibi anca yetişiyoruz vesaire. Ama son belki de 10 seneye baktığımız zaman, 10-12 seneye baktığımız zaman daha çok derneklerin aktif olduğunu, vakıfların arttığını, bizim gibi resmi olmasa da platformların çoğaldığını görüyoruz. Bu dayanışma açısından çok önemli. Ve bu dayanışmanın getirisi de açıkçası sadece hekimlere olmadı. En güzel Evet. tarafı da bu. Tabii ki. Sizin de yaptığınız iş öyle. Bizim de hep düşündüğümüz oydu. Yani bu hekimler arası bir dayanışmadan daha geniş bir platforma nasıl ulaşabiliriz? Sonuçta bir bilgi birikimimiz var. İnsanların hikayelerine bizzat ortak olabiliyoruz. Birçok hikayeye birinci ağızdan biz ulaşıyoruz. Çünkü acilde de siz, aile hekimleri de öylesiniz mesela. O sıkıntı yaşayan insanları biz bizzat görüyoruz. Bizzat evin içindeyiz yani. Bir öğretmen nasıl öğrencisiyle evin içine giriyorsa biz de hastalarımızla aslında taramalarımızla, aşılarımızla, gebelerimizle veya acil vakalarımızla o dramanın en yoğun yaşandığı gün biz oradayız. Yani Aynen, gördüm. o ölüm haberini vermek sadece bir basit ölüm haberi vermekle kalmıyor. O biz ölüm haberi verirken o insanın hikayesini kendi heybemize ekliyoruz. Evet. Heybemiz gittikçe ağırlaşıyor ve hani bir şey söylerler, belli bir senenin üzerinde hekimlik yapıp özellikle de bu şekilde ön cephede, yoğun bakımlarda, ameliyathanelerde çalışan işte aile hekimleri olunca yine aynı şekilde bu hekimlerin psikolojik yükünün çok ağırlaştığını, yani çünkü görünmeyen bir bilinçle biz o insanların yaşadıklarını artık ortak oluyoruz. Ne kadar Ayrıca biz bunu görmezden gelsek de, değil mi hocam? evet, çocuklarımız da bunda net paylarını alıyorlar. Biz çünkü işte hani bugün kime sorsanız neyin hayatta en önemli olduğunu sağlık diyecektir en başta. Biz sağlığını Elbette. kalp altında olan insanların elinden tutuyoruz. En kötü durakta eşlik ediyoruz onlara gerçekten. Tabii bu bizim işimizin gereği ama yani hesaba katmadığımız, belki çocuk yaşta düşünmediğimiz bir deryanın içine girdik. Sizlere bilemiyorum ama mesela benim kendi çocuklarım bile bu durumdan etkileniyorlar. Çünkü benim acilde gördüğüm hasta çocuklar sebebiyle ben çocuklarımın bazı şeyleri yapmasına müsaade etmedim. Evet. Yani anlatabiliyorum herhalde ne demek istediğimi. Daha Bu koruyucu sadece... yönelik, evet. Daha Evet, yani... sınırları çizilmiş, daha disiplinize edilmiş bir aile ortamı tabii onları da biraz geriyor ama biz de gördüklerimizden dolayı yani Yani üzerine televizyon düşen çocuktan bilmem ne yapan çocuğa kadar yani bu evet. sefer daha anlıyoruz. Tabii bunun bir sınırı olması lazım elbette. O belki Bence. psikologlarımız, psikiyatrlarımız o konuda daha detaylı bizi bilgilendiriyorlar her zaman ama her zaman da optimum onu yaşamak ve çocuğunu aktarmak kolay olmuyor. Değil mi? Yani zor bir iş yapıyoruz. Dediğiniz gibi bunun bize bir şekilde dönüşü lazımdı. Bizimle beraber bu işten etkilenmiş ailelerimizin bizden sonra bizim meslektaşlarımız tarafından
kucaklanacağını bilmeye ihtiyaçları var. Para gerçekten sadece bir araç. Biz bu Covid pandemi sürecinde sizinle beraber yaptığımız bu etkinlik gerçekten bizim o ailelere doğrudan sayenizde hızlı ulaşımımızla gördüklerimiz bir kere daha ne kadar harika bir aile olduğumuzu bize gösterdi. Kesinlikle. Bu ve evet sizin de bursiyeriniz bunlar artık. Evet, biz Bu çocukların içerisinde babasının işte seni dershaneye göndereceğim dediği fakat bu dönemde hayatını kaybetmiş sağlık çalışanı bir arkadaşımızın kızının mesela dershane desteğini bizden alacağını duyduktan sonraki ses tonunu size isterdim Gökçe anlatabilsin. Bizler çok hüzünlendik gerçekten. Sadece bu değil. Mesela bir bursiyerimiz var. Beş kardeşler. Bir tanesi okula gitmiyor, çok küçük. Babasının vefatından haberdar değildi, söyleyemiyorlardı. Mesela ona biz psikolog desteği sağlayarak bu haberin verilebilmesini, en doğru yolla verilebilmesini sağlamaya çalıştık. Sayenizde ve beraberce gerçekten çok anlamlı işler yapacağız diye düşünüyorum. Zaten şimdiye kadarki böyleydi. Bundan sonra da umarım böyle devam etsin. Sen konuş istersen ben ağlamayayım. Anneler günü Estağfurullah. zaten. Anneler günü, ben zorlamayayım sizi. Ya tabii şöyle, biz işin bu boyutlara gelebileceğini tabii ki belki de çok fazla düşünmek istemedik ama dalga dalga Çin'den yayılıp özellikle İtalya tecrübesi bizi çok sarstı. Hekimler olarak çok hekim kaybedildi. Çin'de ilk çıktığında Li Wenliang bu mikrobu bulduğunda, yani burada ters giden bir şey var. Bu başka bir pnömoni. Bu başka bir zatüre. Bunun altında başka bir şey var deyip hekim arkadaşlarını ve yetkilileri uyarmaya çalıştığında deli gözüyle bakılmış, hatta gözaltına alınmıştı halkın huzurunu kaçırmaktan ve sonra da zaten yoğun bakım süreci ve vefat süreci oldu. Yani onunla başlayan bir burukluğumuz var bizim. Biz hem ön cephede hastalarla temas ederken hem de bir yandan halkı da bilinçlendirme, onlara bilimsel bir ışık olabilme uyarıcı vazifesi de görüyoruz. Ama bazen işte Çin gibi yapılarda bu biraz kolay olmayabiliyor. Sonrasında gelişen süreç, tüm dünyanın bundan etkilenmesi ve birçok sağlık çalışanının enfekte olması. Biliyorsunuz İtalya'da %20'ye yakın sayılar vardı, oranlar vardı. Yani 100 hastanın 20 tanesinin sağlık çalışanı olduğu. Aynı şekilde İngiltere'de koruyucu ekipman bulamadığı için poşetler giyip hasta bakan göz uzmanını kaybetmeleri, aynı şekilde birçok yoğun bakımlara ekipman yetiştirememeleri bizi hem gergin bir bekleyiş, yani bize daha gelmemiş o günlerde nasıl olacak acaba, biz nasıl yaşayacağız derken, bir yandan da bunun sonuçları, yani bizim başımıza bir şey gelirse Allah korusun bizim çocuklarımıza kim ne yapacak veya olan çocuklara kim ne yapacak derken, bir yandan biz Betül Hanım'a ulaştık Kahev'den. Onunla da daha önce tanışıyorduk. Betül Hanım'a proje fazında da değildi o zaman. Sadece bir fikir fazındaydı. Ya böyle bir şey yapsak mı acaba? Nasıl olur ki? Falan, nasıl anlaşılır? Nasıl kabul görür? Veya nasıl izin olur mu? Başka bir şey olur mu? Ne yapalım bunu derken bir anda yönetim kurulunda size sunması. Sonrasında birkaç gün içerisinde çok hızlı bir şekilde organize olmak. Karşılıklı konuşmalarla bunun bir burs fonu olarak sürdürülebilmesi ve en önemlisi bu kişilere ulaşmak. Yani bu ihtiyacı olan kişiler kim olacak, onun belirlenmesi. Önce hekim diye olabilir mi diye konuşurken ben bir mesajı görüp çok etkilendim o mesajdan. Açık söyleyeyim. Acil Sarı Salon Instagram hesabına bir hikayeye bir yanıt verilmişti. O hikayeye verilen yanıt da ben çok etkilendim ve neden bütün sağlık çalışanları ve hastane çalışanları, yani sadece sağlık çalışanları olmayabilir, işte oradaki memur arkadaşımızdan, güvenlik görevlimizden, orada bu işin ön cephesinde olan herkesin
eklenmesini talep ettik. Siz de sağ olun kabul ettiniz yönetim olarak. Ve Çok bunu bütün sağlık çalışanlarına bu şekilde bir hizmet sunulabilir mi diye yola çıkıldı ve sonrasında tabii çok acıklı hikayeler. Siz bir tanesini anlattınız. Tabii isim vermeden anlatıyoruz, anlatmak zorundayız. Bazı şeyleri anlatamıyoruz, gördüklerimizi, duyduklarımızı. O telefon konuşmalarını siz de yaptınız, biz de yaptık. Birçok kişiye ulaşıldı. Geceler boyunca telefonlarla mesajlar, listeler, kimde var, kim yok. Acaba bir de doğru şöyle karar durumlar da oluyor. Tabii mı? doğru bir karar vermek lazım. Yani bu kişi gerçekten acaba hani Covid'den de etkilenmemiş olabilir mi? Başka bir şey midir? Çünkü altta yatan hastalıkları olan başka sağlık çalışan arkadaşlarımız da oldu. Nihayetinde şu ana kadar son sayıyı sizden alalım. Şöyle söyleyeyim. Bu tabii bu sayılar gurur duyulacak sayılar değiller. Hepimiz biliyoruz. Ama herkesin dahil olduğu bu iyiliğin içerisinde kimlere ulaştığını bilmeye hakkı var. Bu nedenle sayı olarak maalesef bunların her bir isim bir hayat, her bir sayı bir hayat. Bu sayıyı söylemekten üzüntü duyuyorum. Ancak yine de şu iyi bir haber ki biz hepsinin yanındayız. Bizim sizinle beraber yaptığımız bu projeden burs alacak çocuk sayımız 17. 17 tane çocuğa burs bağlanmasına karar verildi. Dediğiniz gibi bu anlattıklarınızın içerisinde çok dinamik isminizle beraber hakikaten Eyvallah. siz de biz çok hızlı bir ekipsiniz. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bizim hızımıza herhalde zaten acilci olmanın da gereği bu. Evet. Biz de öyle hızla ulaşıldı. Sizler içerisinde olduğunuz için ailelerle irtibat konusunda bize inanılmaz bir network sağladınız. Bizler de sizin verdiğiniz bu bilgiler ışığında bu çocukların ailelerini aradık, durumlarını değerlendirdik. Sadece madden değil, bazen manen sadece ama mutlaka yanlarında olacağımızı bilmelerini sağladık. Bu çocukların içerisinde henüz okula gitmeye başlamamış çocuklar var. Çok küçük olanlar var. Bundan sonra da eğer olacaksa diye ona ey güzel çocuk diye bir mesajla bir mektup hazırlıyoruz şimdi. Bir gün ailesi isterse o mektupla KHEV'e gelip yine burs temin edebilecek. İlla bu süreçte okuyor olması da Müthiş. şart. Böyle 17 tane çocuğumuz oldu maalesef. Aslında Keşke. burada sözünüzü kestim kusura bakmayın. Aslında burada sizin bu insanları aramanız, yine biz de birçok insanı aradık ulaştığımızda ilk tepki şu oldu. Ben çok zor başsağlığı dileyebilen bir insanım. Bu konuda maalesef kendimi geliştiremedim yani. Çok yakınlarımın bile vefatından çok sonraları ararım yakınlarını. Anca güç toplayabilirim. Ama bunu bir görev olarak addedip ben, eşim ve birçok emniyet gönüllüsü sizler de aradınız. Görev olarak addettiğimiz için. İnsan ne diyeceğini bilemiyor öncelikli olarak. Yani başın sağ olsun çok kuru bir kelime olarak kalıyor. Böyle bir tabii ki her ölüm zordur ama hani böyle bir zor bir pandemi sürecinde bir anda çalışırken bunun bulaştığı ihtimali ve bununla ilgili bir anda olup biten yani çok hızlı süreçler yaşanıyor bazen. İşte 4-5 günde bazı olaylar gelişiyor. Ve hekim olarak da kurtaramıyorsunuz. Yani bir elinizden geleni yapsanız da işte Cemil hocamız da olduğu gibi çok üzülen bizi değil mi? Cemil hocanın durumu. Yani ilk Türkiye'deki ilk kayıplarımızdan belki de ilk olanıdır. Tabii birkaç eczacı arkadaşımız, hocamız diyelim, çok büyüklerden eczacı, yaşlı hocalarımızdan da bir vefat eden hocamız vardı. Onun haricinde Cemil Hoca bizzat bir Covid hastasına müdahale ettikten sonra bulaşının net olduğu bir kişi olarak ve onun videosunu da hiçbirimiz herhalde unutamayacağız. O burnunda nazal kanülü olduğu ve iyiyim, daha iyi olacağım inşallah deyip hani o umutlu videosunu hiçbirimiz herhalde unutamayacağız. Yani o videodan sonra entübe olduğu haberini öğrenmemiz, yoğun bakıma alındığı haberini öğrenmemiz, oğlunun Twitter hesabı aracılığıyla birçok bilgiye biz ulaştık tabii ki onu daha net bilgiye ama bir yandan da hastane içerisinden işte internünden uzman hekimine kadar herkes bu
duacı olduğu bir seferberlikle birçok ilacın denendiği, kullanıldığı, hatta hocanın kendi ifadesi var. Benim üzerimde bütün ilaçları deneyebilirsiniz gibi. Çok ciddi bir bilim adamıydı. Çok geniş yürekli bir insandı. Ben bizzat tanıma şansına sahip olamadım maalesef. Ben Hacettepe mezunuyum. Ama hep camianın içerisinde bilinen hocalarımızdır bunlar. O yüzden de onun yetiştirdiği talebelerin ona bakışı, duruşu, sevgisi, saygısını görünce de ne kadar kıymetli bir insan olduğunu bir kere daha anladığımız bu son sürecinde ve sonra kaybettiğimiz. Yani bunu söylemek çok kolay ama işte yılların birikimi olan bir hoca, yani ders veren, ders anlatan, bunun dersini anlatan, enfeksiyonu anlatan, ahiliyeyi anlatan, yoğun bakımı anlatan bir hocanın vefat etmesi bizi hani bir komutanı kaybetmiş asker gibi hissediyor. Yani bir komutanı cephede vurulmuş asker ne hissederse biz de onu hissediyoruz. Bir umutsuzluk üzerimize birikiyor açıkçası ve tabii ki ama bir yandan da şunu da biliyoruz. Çok ciddi de mücadele edildiğinde hemfikiriz. Yani vicdanen herhalde herkes rahattır. Bakanlığın bütün personelleri, fakültenin bütün hocaları seferber oldular. Ama kaybettik. Tabii böyle dramatik çok anımız var maalesef. Çok hocalarımız gitti. Benzer şekilde sağlık çalışanları, personellerden, temizlik personeli, belki onlara maddi olarak haklarını veremiyoruz. Belki onları manevi olarak bile tatmin edemiyoruz ama bu zamanlarda onların kıymeti bir kere daha anlaşıldı. Güvenlik görevlilerinin, oradaki memur arkadaşlarımızın, sekreter arkadaşlarımızın, tekniker arkadaşlarımızın adını sayamayacağım. Fizyoterapistinden diş hekimine, eczacı arkadaşlarımız ön planda çok fazla bununla maruz kaldılar. Hepsine tek tek ulaşıldı değil mi hocam? Ben çok sözü uzatmadan, yani hepsine tek tek ulaşıldı şimdiye kadar. Hepsine tek tek ulaşıldı. Hatta sayı olarak ben 17 bursiyer diyorum. Şöyle yanlış anlaşılmasın, sayı bu kadar değil. Aranan kişilerin içerisinde teşekkür ediyoruz ama bizim okuyan çocuğumuz yok. İyi ki varsınız diyenler. Var okuyan çocuğumuz ama bizim bu bursa ihtiyacımız yok. İhtiyacı olacak, mutlaka birileri olacaktır. Lütfen kaynağı oraya aktarın diyenler oldu. Bunu da söylemek isterim. Çok yüce gönüllü insanlarla görüşme yaptı Gökçe. Sizler de yapmışsınızdır. Evet. Tabii ki hepsiyle görüşüldü. Tabii bu kişilere ulaşmada sizin, bizimle olan iletişiminiz çok önemliydi. Bu yaptığınız şeyin emanetiniz, emanetimizdir diye yola çıktığımız hareketin gerçekten bizim için çok kıymetli olduğunu belirtmeme herhalde gerek yok. Biz kendi ekip arkadaşlarımız için, bu adı her ne olursa olsun, kendi ekip arkadaşlarımız, beraber çalıştığımız bütün arkadaşlarımız için, mesai arkadaşlarımız için bunu yapıyoruz. Ve bu tabii ki bizim için ayrıca önemli ve kıymetli. Diğer bütün yaptığımız bağışlardan ve burslardan çok daha anlamlı bir yerde duruyor. Çok daha üst sıralarda bir yerde duruyor. O yüzden bu çalışmaya halen gelsin kesinlikle istemiyoruz. Zarar görsün istemiyoruz. Doğru değerlendirmelerle, doğru cümlelerle bunu yapabilmek, karşı tarafa doğru mesajı verebilmek istiyorum. Ve başkalarının da bu işten, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama, bu işte bizden daha önde olmasını istemiyoruz. Çünkü biz zaten çok güçlüyüz. Bunun için diyelim bizim 5 birim gücümüz var ama bu iş 8 birim güç istiyor. Biz o ekstra 3 birim gücü de bir şekilde ediniriz diye düşünüyorum. Bu iş bizde, sizde, biz derken bunu kastediyorum zaten. Bizleri kastediyorum. Aynen. Artık biziz yani. Evet, bu iş artık bizde ve bunun peşini bırakmayacağız. Bizler vakıf senedimizde hekim arkadaşlarımızın, yani 2018 yılında tescil edilen vakıf senedimizin içerisinde bizim hekim arkadaşlarımızın vefatı halinde ardında kalacak çocuklarının eğitim desteğiyle ilgili senette yazdığımız bir madde vardı zaten. Çünkü Sarper, bizler zaten vefat ediyorduk. Yani evet. İster başında, ister görevimiz bitmiş olsa bile buradan aldığımız şeylerden sonra, yani kronikleşmiş süreçlerin sonunda hekimler zaten vefat ediyorlardı.
Biz o nedenle bu maddeye ekonomik ihtiyaç duymuştuk. Fakat bu süreç, yani COVID, diğer ekip arkadaşlarımızın da dahil olduğu bambaşka bir şey oldu. Bu da sayenizde oldu gerçekten. Bize bir Çok yol teşekkür ederiz. açtınız ve çok güzel oldu. Bizi de manen çok tatmin eden bir iş. İçinde olan herkesin çok mutlu olduğu bir iş. Ben EFT'lere bazen bakıyorum, hesap hareketlerini takip ediyorum. Bazen biliyorsunuz bilgi paylaşıyoruz sizlerle de. Bunlardan bir tanesinde ne yazıyordu biliyor musun? Bir burs hesabını, bursunu gönderen bir doktorun açıklama kısmında aynen şöyle yazmıştı. Madem başladı, hani ölmek var kalmak var. Ben burs borcumun tamamını şimdiden göndermek istiyorum diye yazmış. Müthiş. Hani evet, bugün varım ama belki yarın yokum. Size bir söz verdim. Ben bu teminatın tamamını bir kere de göndermek istiyorum diye yazmış. Yine böyle bu, vefat eden arkadaşlarımızın adıyla ne olur onlara iyi bakın diye yazanlar. Mektuplaşma gibi o EFT'lerdeki açıklamalar çok duygusal Evet. şeyler. Bir kere daha tekrar tekrar görüyorsunuz ki çok doğru bir yolmuş bu. İyi ki yapmışız diye düşünüyorum Sarper. İyi ki Evet. siz maddi sizsiniz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Gerçekten de çok önemli bir şey oldu. Yavuz Hoca'yla aslında biraz daha pik yaptı. Yavuz Katırcı Hoca'nın o mesajı. Biz duygusal bir halkız. Ama böyle hikayeleri yerde bırakan bir halk değiliz. Yani bazı ülkelerde bu tip hikayeler çok önemsiz gözükür. Yani görevi değil mi? Yapsın. Yani bize ne? Herkes vazifesini yapacak. Parasını almadı mı zaten? Diyerek bakılır. Çok kapitalist özellikle ülkelerde. Ya da daha sosyalist ülkelerde de devletin görevi zaten. Bizle ne alakası var? Diyerek bakılır. Biz tam ortadayız açıkçası. Kendi Türk iş modelimiz var. Bu Türk modelinde biz de devletle iç içe, el ele yürüyebilen bir milletiz. Ve gerekli olduğu yerde devleti de sırtlayan bir milletiz. Yani devletin gücünün belki kesildiği yerde, kesildiğini düşündüğümüz yerde hemen öne atılmaktan da hiç beis görmemişiz. Bu en güzel örneği Çanakkale Savaşı. Oradaki tıbbiyelilerin ne işineydi gidip orada savaşmaları? Onlar tıbbiyeliydi, oturup doktor olarlardı. Başkalarının bakışı buydu ama Hakkımızı talep. başkaları... Kesinlikle başkaları paralı asker getirirken oraya biz tıbbiyelilerimizi gönderdik onların karşısına ve hiçbirisi mezun olamadılar. Hepsi şehit düştüler. Ben burada Bizim olaya bakışımız da aynen budur. Yani her dönemde, her zorlu dönemde biz gerekirse orada canımızı ortaya koyarız. Ve o bela savuşturulana kadar da kimse onunla ilgili geri adım atmaz, atmamıştır, atmayacaktır. Bu dönemde de böyle oldu, olacak. Bundan sonraki süreç içinde güzel bir belki başlangıç oldu. Biz bu fonun tabii ki bundan sonra da değerlendirilmesini ve bu fonun hep açık kalmasını ve gerçekten çok dramatik yardıma gerçekten ihtiyaç duyulan sağlık çalışanlarının, hekimlerin, hemşirelerin, evlatları için bu fonun hep açık kalmasını da istiyoruz, talep ediyoruz sizden emdiyet olarak. Bu konuda rica ediyoruz. Bu söyleyeyim. konuda herkes elden geldiği kadar da destek verecektir diye düşünüyorum. Umarım çok duyulsun ve hekimine teşekkür etmek isteyen herkes bu yolu tercih etsin. En azından bir iyilik olsun bu teşekkür. Bir çiçek olmasın, bir çikolata olmasın. Bu olsun diye isterim ben de gerçekten. İnsanlara sormuşlar, bir sosyal deney okumuştum. Sizi en çok mutlu edecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir diye. O seçeneklerden içerisinde işte tatile gitmek, uzun zamandır okuyamadığım kitapları okumak, şöyle yapmak, böyle çocuk sahibi olmak falan varken açık ara önde kazanan seçenek bir başkasına iyilik yapmak seçeneği olmuş. Ben biliyorum, herkes böyle olmasa da çok ciddi bir kesimi mutlu ediyor bir başkasına yardımcı olabilmek. Doğru bir yerde olacaklar bu hesaba yardımcı olarak. Bu hesap maalesef ölüm hayatta var oldukça, insan için var oldukça elbette bizler de hayatımızı kaybedeceğiz.
Umarım sevdiklerimiz bize doyana kadar, biz onlara doyana kadar yaşarız. Fakat bir şekilde bu hayat son bulacak. Biz gittiğimizde ardımızda kalan çocuklar asla yalnız kalmasınlar. Hep bizden sonra meslektaşlarımız onların elinden tutsunlar. Bu IBAN iyi ki ve maalesef hep açık kalacak tabii ki. Bu Evet. çocukların bursları için o havuzda her daim para birikmesini ümit ediyoruz. Ve hep sadece bu amaç için kullanılacak tabii ki. Bizim burs hesabımız, bağış hesabımız ayrıdır. Yani onlar başka şeyler. Bu bambaşka bir şey. Demin de anlattığım gibi bizim için çok özel bir hesap numarası bu. Bu hesap numarasına yapılacak bağışların tamamı amacına uygun şekilde yine yerine giderler. Herkes zaten amacına uygun dağılır IBAN'lara gelen paralar. O yüzden endişen olmasın. Bu Şu IBAN. anda da aslında kimse endişe etmesin. Ben rahmetli kayınpederim geçen sene kaybettik onu da kanserden. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. O Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde baş müfettiş olduğu için ben son işte evliliğimden beri 10 işte 12-13 senedir yaklaşık onun hep kılı kırk ederek o vakıfları nasıl denetlediğini, nasıl o vakıflardaki yanlış giden varsa, eksik giden varsa ya da bir prosedüre uygun olmayan durum varsa geceler boyu ne kadar uğraştığını, gece gerekirse telefonlara vakıf yetkililerine ulaşıp aman dikkat edin, bakın bu konuyu şöyle yapın, düzeltin veya bu şekilde yönlendirme yaptığını bildiğim için açıkçası vakıf çok doğru bir karar olmuş. Yani dernekler de tabii denetleniyor vesaire ama vakıf Türk Evet. medeniyeti, Osmanlı medeniyeti, İslam medeniyeti ne derseniz adına vakıf kültürü çok önemli. Türkiye'deki vakıflar gerek azınlık vakıfları olsun, gerek sadece hayır için olan vakıflar 100 yıllık daha fazla olan neredeyse vakıf. Fatih Sultan Mehmet'in vakfı var. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten beri gelen vakıflar var. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Bir vakıf yaşatmak, bir vakfı devam ettirmek belki insanın bu hayatta yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi olabilir. En iyi işlerden bir tanesi olabilir. Siz de bu işi yapıyorsunuz. Sizler Evet. de orada geçicisiniz. Bizler de geçiciyiz. Ama vakıflar hep kalıcı. O Tabii. vakıflar bizim çocuklarımız belki devam ettirecek. Belki bizim arkadaşlarımız devam ettirecek. Ama o vakıf hep devam edecek. Doğru. Bu konuda da herkes işi müşteri olabilir. Yani buradaki hesaplar gün gün, ay ay, yıl yıl çok ciddi bir denetimden geçiyor. Değil mi hocam? Bunu belirtmek istiyorum. Başlangıçta biz bunu yapmaya da bilirdik, onu söyleyeyim. Belki işte belki de yaratılışımızdan bilemiyorum. Bizler sürekli denetlenmek gereği duyuyoruz. Yani bir iş yanlış gidiyorsa aslında burada denetim yanlıştır diye düşünüyorum ben. Kesinlikle, evet. Varsa aslında gelişmeye açıksındır. Çünkü seni denetleyenler sana yol gösterirler. Derler ki şunu yanlış yapıyorsun, bunu böyle yap. Bu iyi bir şeydir. Bu kötü bir şey değildir gerçekten. Denetlenmiyor olmak aslında problemdir bence. Denetimsiz olmak Kesinlikle, evet. sıkıntıdır. Biz KAHEV olarak dernek burada ilk başta vakıf mı olalım, dernek mi? Biz bir şekilde dönüşelim ve bizi denetlesinler istedik. Çünkü gerçekten çok fazla insana karşı sorumluluk alıyorsunuz. Benim kendime de sıkıntı verecek bir yorum yapasını istemem ben açıkçası. Yani güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. Kalkıp bana beni üzecek, enerjimi düşürecek bir şey söylensin istemediğim için bunun bir adı olsun istediğimizde ben ağzım alışıyor kusura bakma. Estağfurullah. Biz burada defter darlığa gidip belgeleri topladık ve dernek mi olalım, vakıf mı olalım mı inan sayfalarca tek tek birinin öbürüne göre üstünlükleri şeklinde karşılaştırmalı değerlendirdik ve biz gördük ki en ağır denetim vakıflarda oluyormuş. Yani vakıf olmak demek başka bir şey. Dernek olmak da güzel tabii ama vakıf olmak hem biraz daha zor hem daha çok devletin kontrolü altındasın. Bu bir güven veriyor açıkçası. Devletin mahkemesi senin senedini değerlendiriyor, uygun musun değil misin bakıyor. İşte genel müdürlük geliyor senet denetliyor defterlerin her şeyin bu bize bile güven verdi yani düşünsene bizi takip eden insanlar için ne kadar önemli bu
Bu nedenle biz vakıf olmaya karar verdik. Çok yeni bir vakıf olduğumuz için henüz ilk denetimimiz olmadı. Diliyorum güzel geçecek. Hesaplarımızı hep takip eden bir muhasebe departmanımız var. Bir halkla ilişkiler sorumlumuz var. Bu işin başında olan. Büyümeyi çok istiyoruz ki çalışan sayımız artsın, daha fazla işler yapabilelim diye. Şunu belirtmek isterim. Sizde de böyle biliyorum. Kayvin'in içerisinde yönetim ekibinde olanların hiçbirisi yaptığı iş ve harcadığı mesai için tek bir kuruş alamazlar, almıyorlar. Bundan sonra da alamamaları için senede öyle bir madde yazdırdık. Senet dediğim aslında Müthiş. vakıf kanunu. Bu kanunu Evet. değiştirmek değil, mahkemeye başvurulması gerekiyor. Yani ben giderim, Ayşe gelir, Fatma gelir. Fakat Vakfın Ayşe... anayasası, yani senet dediğiniz vakfın anayasası değiştirilmez, teklif dahi edilemez kolay kolay. Kolay değil, teklifi de kolay değil, değiştirmesi de kolay değil. Kolay olmasın. Bu işi yapan gönül rızasıyla bunu yapsın. Çünkü bu bir hayır işi diyerek bizler herhangi bir bedel almıyoruz. Almayacağız da, yakışmaz da diye düşünüyorum. Bu ne? Kesinlikle çok doğru bir hareket. Evet, bence de kesinlikle olması gereken şey buydu. Dilerim herkese de örnek olsun. Bu işte böyle yapılabiliyormuş dedirtelim umarım büyüdüğümüzde. Bu iş büyüdüğü zaman, yani kahve büyüdüğü zaman, zannediyorum, her yerde söylüyorum ben bunu, emsalsiz bir şey olduğu için, tekrar üstüne basarak söylüyorum, emsalsiz olduğu için dünyada parmakla gösterilen bir iyilik hareketi olacaktır. İnşallah Beraber, biz de onu düşünüyoruz. evet, umarım beraberce çok daha güzel işlere vesile oluruz Sarper. Başka vakıflar var biliyorsun. Yine hekimlerin hastalıkların içinde olduğu, onlarla beraber onlara yardım edecek, içinde eğitimle de ilgili bazı şeyler yapmaya çok istekliyiz bizler. Sizinle de beraber çalışabilmeyi çok Kesinlikle. Ben şeyi soracağım burada. Belki dinleyenlerden bizi kesinlikle bilenler var ama bu tabii canlı yayını biz hem 24 saat açacağız hem de sonrasında kayıt edip YouTube hesaplarımızda da paylaşacağız. Bu tarihi bir yayın oluyor bence. O açıdan çok teşekkür ediyorum size zaman ayırdığınız için. Ben burada şunu tekrar sormak istiyorum. Sizin ağzınızdan tekrar dinlemek istiyorum. Siz burslarınızı sağlık çalışanı olsun veya olmasın burslarınızı ömürlük veriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bu burs için söylüyorum. Covid bursları Bu için söylüyorum. Evet. Bu burslar eğitim hayatı boyunca devam edecek. Yani ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite hayatı bitene kadar, ben mezun oldum deyip kepini atana kadar biz onların müthiş arkasındayız. müthiş bir iş. 20 seneyi 20 sene aylık Umarım. olarak bir kişinin yanında olacağını bilerek yola çıkmak. Evet, babasının annesinin kaybının yerine geçmez hiçbir maddi ücret. Ama böyle bir maddi destek, manevi destek dediniz ya mesela ya İngilizce dersim kötü deyip sizi arayabiliyor. Yani Tabii. bu çok güzel bir şey, çok önemli bir şey. Biz de Tabii. bu süre inşallah hallolduğu zaman yani karşılıklı görüşüp oturup konuşup toplantı yapabildiğimiz gün geldiği zaman inşallah bizim hedefimiz de bursiyerlerimizle sizlerle emdiyet gönüllüleriyle bir güzel bir organizasyon tertip edip bugünü taşlandırmak, belki sarılmak, duygusal olarak o günü yaşamak ve bundan sonra da o kişilerle o çocuklarımızla, o evlatlarımızla, onların aileleriyle bir arada onları bir nebze acılarını dindirecek bir gün yaşamayı biz de istiyoruz. Ama siz şimdiden başladınız zaten bu acı dindirme işine diyelim. Evet, bana bugün bir bursiyerim mesaj attı. Hocam anneler gününüz kutlu olsun diye. Çok uzun bir süre cevap yazamadım ona. Onun annesi aile içi şiddet nedeniyle eşinden ayrılmış bir anneydi. Vefat etti, bir kaza geçirdi. Oğlu da diş hekimliğinde okuyor burada. Vizeden sonra annesini arıyor. Annesiyle konuştuktan sonra yurda geçiyor. Meğer annesiyle konuştuktan hemen sonra, telefonu kapattıktan sonra annesi kaza geçirmiş, vefat etmiş, haberi yok. Çok yakın zamanda oldu bu.
Ya ona ne diyeceğimi bilemedim. Hocam anneler gününüz kutlu olsun demiş bana. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sen de varsın dedim. Ne diyeyim? Gerçekten bu çocukların, bizlerin, bizim gibi acılarını ta içinde hissedebilen insanların desteğine çok ihtiyacı var. Manen yani ona para gönderiyor olmanız önemli değil. Tabii ki para bir araç, bir şekilde lazım rahat okumaları için. Fakat onların yanında olduğunuzu bilmeleri bambaşka bir şey. Bizim her akşam açtığımız burs postlarının altında inanılmaz şeyler yazıyor. Gerçekten ben bir dönem Kahe'de neler oluyor diye bir tarihçe hazırlayayım dedim. Ya samimi söylüyorum, sayfalar yetmedi. Enerjim bitti yani, inanılmaz güzel şeyler yaşıyoruz burslarda. Genel burslarımızdan bahsediyorum. Çok doğru şeyler yapıyoruz ya Serpen. Ben buradan annesini kaybetmiş takip edenler varsa hepsinin başı sağ olsun diyorum gerçekten. Evet, hepsinden neler günü kutlu olsun. Herhalde bizi ailelerimiz vefat ettiği zaman annelerimiz, babalarımız bir insan evladını niye yetiştirir? Herhalde en çok duyduğumuz cümle vatana millete hayırlı evlat olsun diye. Sizler vatana millete hayırlı evlatlarsınız. Sizin de aileleriniz sizinle gurur duyuyor. Süper. Vefat edenler de gittikleri yerden ben eminim gurur duyuyorlardır. İyi insanların sayısını artırmak lazım. Kötülüğün bu kadar yaygın olduğu bir dönemde o kadar fazla şiddetin, adaletsizliklerin, o kadar fazla eziyetin olduğu, savaşların olduğu bir insanlık tarihinde iyilerin sayısı maalesef bir avuç kadar. O yüzden bu karşılıksız iyilik hareketlerinin sayısını artırmak dileğindeyim. Ben hem vaktimiz de doluyor. Son cümlelerinizi alayım. Ondan sonra yayını kapatalım. Ben sizinle beraber bir yola çıkmış olduğunuz için çok mutluyum. Sizin ekibiniz içindeki herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Kahve var etmiş herkese de yine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Üye olarak bizi onurlandırmış olan arkadaşlarımı, burs takımlarına girmiş, bize destek olmuş bütün arkadaşlarımı ayrıca tebrik ediyorum. Bugün biliyorsun Anneler Günü. Tekrar tekrar söyledik ama yine de kapanış için söyleyeyim. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin anne olabilmiş, bununla beraber olamamış ama herhangi bir şeyi karşılıksız sevebilmiş, koruyabilmiş, bunun için kendini harcamış, zamanını harcamış herkesin, bunun illa bir kadın olmasına gerek yok, herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı düşüncelerdeyim ve bu yayın vesilesiyle aslında hem de KAHEV üyesi nasıl olunur? Aslında biraz da insanlar bunu merak edecektir. KAHEV.org adresinden değil mi? Başvuruyorlar. KAHEV.org Evet. adresinden başvuruyorlar. Orada üyelik başvurusu paneli var. Artı ben tekrar bir şöyle ekranımı oraya yansıtarak göstereyim. Bakın KAHEV'in eğitim bursu desteği olarak bu kampanyada emanetiniz, emanetimizdir projemizde beraber yürüttüğümüz bu projede IBAN numarası bu. KAHEV.org adresinde yine bizim sosyal medya hesaplarımızda yine KAHEV'in sosyal medya hesaplarında bu var. İsteyen arkadaşlarımız oradan ulaşabilirler. De tekrar söyleyelim. Güvenilir, denetleme noktasında hiçbir sıkıntısı olmayan, olmayacak olan uzun soluklu bir proje olarak KAHEV kuruldu. Buna güveniyoruz. MDATE gönüllüleri, MDATE platformunun çok sevgili hekim arkadaşlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız da bu şekilde güvenip destek olabilirler. Her birimiz bir çocuğun bir kırtasiye masrafına belki destek olacağız. Bir belki o günkü ödevini yapmasına yardımcı olmuş olacağız aslında. Bir umut olacağız. Üniversiteye başvurmasına umut olacağız. Dershaneye gitmesine umut olacağız. Neyse. Dolayısıyla güzel bir iş. İyi de bir hareket oldu. Çok kısa bir süre içerisinde olmasına rağmen
çok hızlı bir dönüş oldu insanlardan. Çok yani Çünkü. fitrelerini gönderenler oldu, zekatlarını gönderenler oldu ben biliyorum. Başka belki çok daha kara günler için ayırdıkları paraları ayırıp ya şunu da benim adıma gönderir misin diyenler oldu. Mesela Benim kursam evet. oldu öyle, biliyor musun? Bana getirdi elime, dedi ki doktor hanım, ben dedi seni gördüm, bu parayı da dedi ayırmıştım hayır işlemek için, sana vermek istiyorum dedi. Bunu bir çocuğun dedi bursuna verebilir misin? Tabii evden para alamayacağım için dedim yani alamam, buna IBAN verebilirim. Sonra takip ettim, gerçekten yatırmış o parayı. Çok verici bir şey. Bütün diş hekimi ve tıp doktoru, kadın, bütün hekim arkadaşlarımı lütfen Kahev'e resmen üye olmaya davet ediyorum. Kahev.org'dan girip üyelik formunu doldursunlar. Bizler yönetim ekibi olarak da çok kolay ulaşılabilir insanlarız aslında. Formumuz da çok kolay ulaşılabilir yerde. Dediğin gibi bu bağışlar da çok doğru yerlere gidiyorlar. Ne istiyorlarsa o oluyor o bağış. Bu özelleştirme sistemi Söylediğim mi? Hekim olmasa da insanlar üye olmasalar da bu bağışları yapsınlar. ha. Yani o konuda da yani bu sadece bir hekimlerin kendi iç organizasyonu değil. Bu tamamen Hatta artık genelleşmiş bir organizasyon. İlk defa belki hekimlere bu kadar organize bir şekilde iş yapılıyor, değil mi? Yani sağlık çalışanlarına ilk defa bu organizasyon. doğru söylüyorsun. Bence de emsalsiz. Dediğin gibi ben hatta halkımızın bağış IBAN'ını ve bu IBAN'ı gerçekten etkin kullanabilmesini çok isterim. Çünkü bizler hekim olarak üye olabiliyoruz, evet, ve burs takımlarına giriyoruz. Bizler bursları karşılıyoruz. Ayda 390 bin TL ayda burs dağıtıyor Kahe. Ve bunu sadece kendi içindeki ekip arkadaşlarının imece usulü katkılarıyla yapıyor. Biz Müthiş. burs hallediyoruz. Bütün bizi takip eden herkesten dileğim, ricam. Bursları biz hallediyoruz. Lütfen bağışları da siz destekleyin. Yapmak istediğiniz iyilikler bir çocuğa kahveliyle ulaşsın. İnanın doğru yerde olduğunuzu göreceksiniz. Çok çok güzel oldu bu mesajda. Ben tekrar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dinamik Baş Acil olsun. Tıp Eğitimi gönüllüleri sizinle bir yayın yapmamız için zaten uzun zamandır söylüyorlardı. Hem MDT'i seven hem Kahev'in içinde olan hekim arkadaşlarımız var. Bizi sık sık bir araya hani olur ya sevdiğin iki arkadaşını bir araya getirince sen de çok mutlu olursun. Yine izliyoruz Bu ya. şekilde mutlulukla bizi ikimizi takip edenler şu anda vardır. İki ekibi de. Tabii siz daha resmi bir yapısınız. Biz biraz daha o konuda large'ız. Onun da belki avantajlarını kullanıyoruz. Birçok arkadaşımıza ulaşıyoruz. Tekrar tekrar sosyal medya aracılığıyla sizler de röportaj da veriyorsunuz biliyorum. Onları da takip ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler. Bunları Evet. güçlendirsinler. Çünkü bunları güçlendirdikçe, paylaştıkça biz daha fazla kişiye ulaşmış olacağız. Bu tür projelerimizi, bu tür iyilik organizasyonlarımızı daha kolay, daha hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Herkes kendi ailesinden, kendi dostlarından başlayarak hem Kahev'i hem MDT'i mutlaka takip etsin, etiketlesin, posterleri paylaşsın ki daha fazla çocuğa umut olalım, daha fazla çocuğumuza eğitim imkanı sunalım, yanlarında Evet. olalım ve belki daha başka projelerle de devam etmeye bizim de motivasyonumuz olur bu. İnşallah. Düşünebiliyor musun? Hastanede yatan ve okula gidemeyen çocuklara beraber bir eğitim verdiğimizi, ya da onların ailelerine, evde çocuklarına bakarken acil bir şey olduğunda ne yapacaklarını hep beraber anlattığımız günleri. Ya yani Müthiş umarım, olur. evet, yerinde doğru hareketlerle doğru işler çıkartacağımızı düşünüyorum. Allah yolumuzu açık etsin Serper. Sizin de bizim de. Teşekkür ederim. Amin. Bu duanıza, dileğinize ben de çok kalbimle çok teşekkür ediyorum. Katılıyorum. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Herkesin tekrar Anneler Günü kutlu olsun. Sevgiyle kalın.